Hürmeten merhabalar, hoş geldiniz. Bir önceki kısımda karavanın içini boşalttık. Deliklerini Dyson'ladık, deliklerini kapattık. Üstünü boşalttık. Yalıtıma hazır hale getirdik. Tüm hazırlıklar bitti. Artık ne yapacağız? Artık yalıtıma geçebiliriz. Evet, şimdi yalıtıma geçeceğiz. Yalıtım için biz taş yünü aramıştık. Taş yünü ve cam yünü. Cam yünün kötü olduğunu ben duymuştum. O yüzden cam yününe pek sıcak bakmadık. Taş yünü aradım ama taş yünü bulamadım. Genelde getirtelim dediler ve sonra burada hangi şirketti o? İzocam. Evet, bu konularda izolasyon konusunda Türkiye'de bir marka haline gelmiş. İzocam'ın buradaki bayisini aradık, fabrikasını aradık. Onlar bize elastomerik kauçuğun daha iyi olacağını söylediler. Ben de internet araştırdığımda aynı kanadı olduğum için almaya gittim. Taş yünü ve cam yünü tercih etmememin sebebi sağlıkla ilgili sıkıntılar olabilme ihtimali. Şimdi normal şartlarda ihtimallere çok hani şans vermem ama küçük bir çocuğumuz var. Evet. Yani onun 10 sene 15 sene sonra sıkıntı çekmesini ya da sıkıntı çekme ihtimalini göze alamadım şahsen. Tabii hem çocuk için hem kendimiz için. Çocukta dediler akciğerde problem olabilir ya da kanserojen madde içerebilir. Biz de evet, küçük bir telefon arası, telefon çaldı, o yüzden kapatmak zorunda kaldık. Şimdi tabii ki demin kaldığım yerden devam edeyim. Çocukla ilgili sıkıntı olabilme ihtimali, yani genel araştırdığımda buna dönük kesin bir yargı yok ama olabilme ihtimali de var. Öyle konu, hani %10 o ihtimal olsa bile bunu göze alamadım. Kendim olsa çok bir sıkıntı etmeyebilirdim. Bu ihtimali göze aldım ama küçük bir çocuk var. Yine önemli. Evet, küçük bir çocuk var. Bu çocuk 17-15 yıl sonra sıkıntı çekecek ki bunun içinde 10 saat belki 15 saat kalacağız, uyuyacağız. Yani yazın bu. O yüzden elastomerik kauçuk aldık. Tabii ki taş yünü ve cam yünü biraz daha fiyat olarak uygun. Yani bu arabanın içini cam yünüyle kaplamak için 150 lira vermeniz yeterli. Taş yünüyle kaplamak için 350 lira vermeniz aşağı yukarı yeterli. Ama elastomerik kauçuğa biz ne kadar verdik? 1600 liraydı. Biz gittik fabrikasından aldık, 900 TL'ye aldık. Evet, internette 1600 lira civarındaydı. Fabrikasından 900 liraya aldık. Sağ olsun oradakiler de yardımcı oldular. Evet. Şimdi biz buraya 12 metrekarelik aldık, bir top aldık. Yetmezse ilave olarak birkaç metre daha ayarlayacaklar, onu da ilave edeceğiz. Şimdi şöyle ben içeriği göstermek istiyorum. Ve yavaştan başlayalım. Evet, şu araları, kapı üstlerindeki bu kısımları söktük. Alt kısımları gördüğünüz gibi sökülü. Şöyle arka kapıyı sökmedik henüz. Orayı sökeceğiz. Şöyle şu taraf sökülü. Şu üst taraf. Tavan. Tavanda bazı pütürler var ama ben yapıştırırken Sibel onları birazcık halledecek. Şöyle bu kapının üstü var. Şu kısmı da açtık. Bu kısmı da artık yapabilirsek, bugün yapamazsak zeminle beraber şoför mahallinin üstünü yapacağız. Zaten zemin kısmına daha yeni, hani daha Dyson sürdüğümüz için bunların iyice kurumasını bekleyeceğiz. Bu Dyson'lar kuruduğu zaman zeminle tavanı aynı anda yaparız. Şimdi Kerem Alp, sen ne yapıyorsun anneciğim? Süpürme işinde yardım mı ediyorsun? Kerem Alp, süpürüyor musun? Süpüre süpüre gel anneciğim hadi. Evet, bugün hale geldik. Günaydın, merhabalar. Bugün burada çalışma alanı olduğu için geniş bir alan burası. O yüzden babamın dükkanı, oraya geldik. Orada çalışacağız. Yalıtımı bitireceğiz. Elektrik sistemine adım atacağız. Niyetimiz o şekilde. Ama Kerem abi bizden önce girişti işe. Şu an o bayağı dip bucak temizlik yapıyor. Bir elimde süpürge, bir elimde kürek. O bize yardım ediyor. Değil mi? Küçük işçi. Ya bize ceza yazarlar böyle. Minik bir işçi çalıştırıyorsunuz diye. Anneciğim. Benim minik işçi geliyor. Bir elinde süpürge, bir elinde kürek. Temizliğe temizliğe geliyor minik yardımcı. Anneciğim, bize ceza yazarlar. Minik bir işçi çalıştırıyorsunuz derler.
Ya yoruluyorsun ama. Kerem abi. Süpürge mi yapacaksın anneciğim sen? Geç bakalım. Evet Tayfun Usta. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor çalışmalar? Evet. Yalıtıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi üstleri yapmıştık zaten. Bu alt kısımları da yapacağız. Sonra elektrik kablolarını yerini belirleyeceğiz. Evet sen ona bak düştü o. Ağlıyor onu çeksin. Evet. Bunu yapması normalde kolay ama biz biraz zorlanıyoruz. Tabii tam açık olmadığımızdan. Şuraya ilave demir koymuşlar. Bu üstüne koyduklar iskeletin sağlamlığı için normalde bunlar yok. Şu kısım yok. Bu kısmı kıracağız, keseceğiz, ayıracağız. Çünkü ahşap kısmı yapmaya bak başladığımızda kontrol pilavı bu biraz bize sıkıntı yaptı. Üst tarafı, yan tarafı yaptık komple. Bir camlar kaldı. Onu da bu camı zaten kapatacağız da. Şu camı kapatalım mı, kapatmayalım mı onu düşünüyoruz. Ya da şunu küçültelim mi, küçültmeyelim mi? Buna karar verdiğimizde bu camları da kapatacağız. Ama önceliğimiz elimizde olan yalıtım malzemesiyle vakit geçirmeden üstleri kapatmak. Buraları kapatacağız. Yer için ayrı yeniden yalıtım malzemesi almamız gerekiyor. Onun için de mecburen geri gideceğiz. Zaten bir topuna 900 lira vermiştik. Şimdi ikinci topunu alacağız. Ya da daha az verirse daha az alacağız. Halletmeye çalışacağız. Çünkü kapılar var daha. Yani otomatik kapı var, arka kapılar var. İki tane büyük cam var. Zemin komple belki duruyor. Tane, evet, zemin komple duruyor. Şurası duruyor. İşimiz uzun. Yani normalde bugün biraz daha fazla yapalım diyorduk ama yani Kerem Alp durmadı. Ağladı, uyumadı. Normal uyku saatini geçirdi. Sibel onunla uğraştığı için yardım edemedi. Kerem abi çok zor uyuttuk. O yüzden sabahtan Tayfun'a pek faydam dokunmadı. Hiçbir şey yapamadım çünkü. Bir de burası açık alan. Kerem abi güneşi de görünce oraya koşturmak, bunu ellemek, şunu ellemek istiyor. O yüzden sonunda hakkından geldik ve uyudu. Gördüğünüz gibi zafer bizimdir. Şimdi o biraz uyumuşken biz de biraz çalışalım Tayfun'la. Evet şimdi ne yapacağız? Yanları bitirdi Tayfun. Şimdi üste geçeceğiz. Üstü kapatmaya çalışacağız. Malzememiz yettiği kadar. Daha sonra gidip malzeme alıp geleceğiz. Yetişebilirsek altı alacağız. Yetişemezsek gidip mobilya malzemesi alacağız. Çünkü yarın pazar her yer kapanabilir. O yüzden bugünden tedarik edelim ki yarın da çalışabilme fırsatımız olsun. Bence her dakikamız çok değerli. Şu an Kerem abi uyuduğu için hemen iş başı yapalım. Şimdi biz fabrikayı aradık. Burada direkt bu yalıtım malzemesini fabrikadan alacağız. Fabrikayı aradık. Ellerinde olup olmadığına bakacaklar. Muhtemelen ellerinde vardır. Yani biz bir top alacağız. Bir kamyon almayacağız. Dönecekler. Eğer varsa ellerinde hemen gidip alacağız. Kalan kısmı kapatacağız. Yarın mobilyasına, elektrik ve mobilyasına geçeceğiz. Şimdi boş vaktimizi hazır. Bu küçük maymun var burada bir tane. O uyudu, uyumuşken giderim. Tavanımızı kapatalım. Şöyle ben yanları kapattım zaten. Gördüğünüz gibi. Şurada şu kısmı biraz açık bıraktım. Şurada bizim klima borularımız var. Bu klima borularını saklamak için, yani uygun saklamak için hemen kapatmadım. Belki onlara farklı bir yöntem bulabiliriz diye. Şu kısımda bu kısmı, alt kısmı komple kapattık. Aralara alüminyum bant geçeceğim. Şu alt kısmı kapattık. Şu üst kısımları da kapattık. Şimdi şu tavanı kapatacağız. Orayı biraz belki zımpar alırız. Orayı kapatacağız. Şu alt kısma muhtemelen malzememiz yetmez. Muhtemelen değil. Kesin yetmez. Çünkü elimize sadece şu kadar bir malzeme kaldı. Bu malzemenin bir topunu biz 900 liraya almıştık geçen hafta. Bu hafta fiyat değişti mi bilmiyorum ama mecbur alacağız artık. Sağlıklı diye bunu aldık. Taş yünü alsaydık muhtemelen şu an bitmişti. Hadi iş başı. Evet şimdi fabrikadan bizi geri aradılar. Bizim için üretecekler bir top. Akşam 6.30 gibi 6.30'a kadar hazır olur dediler. 6.30'da gidip
malzememizi alacağız. Ama 6.30'a kadar demin de Sibel'in dediği gibi üst tarafı elimize kalan malzemeyi çatıyı yapacağız. Gidip ahşapını alacağız, MDF'sini falan da filanla ıvırını zıvırını artık şu an adını hatırlamıyorum. Onları lambiri alacağız. Falan var. Lambiri. Onları alacağız. Yarına hazır olacağız. Yarın hop komple ahşabını yapmayı düşünüyorum. Gidip daha su tesisatını alacağız. Şimdi benim küçük araba var. Bizim küçük bir arabamız var. Bunun yavrusu. Bunun içine girer herhalde. Onlar iki tane girer. Ford Fiesta'mız var. Onun 2 gündür falan geri vitesi ve 5. vitese girmiyordu. Yani ben 2 gün çocuk da olduğu için çocuğu bir yere bırakmamız gerekiyor sabah işe giderken. O yüzden yaptırmadım. Ve yaptıramadık. Evet, yaptıramadık. Zaman olmadı. Ha. O yüzden geri çıkacağım hiçbir yere girmedim. Yani burnu yukarıda kaldı, dışarıda kaldı. İşte sokağın ucuna koydum. 2 gündür aşağı hatta 3 gündür o şekilde geziyorum. Okula götürdüm, koydum uca, önüme park etmişler. Benim arabayı geri ittik. Sonra öyle çıktım. Şimdi mesela bir yere girdiğim zaman ben buradan geri çıkabilir miyim ya da geri çıkmama gerek olur mu diye önce sokağa bakıyorum, sonra dönüyorum. Geri vites ve 5. vites yoktu. Diğerlerinde zor giriyordu. Peki sloganımız neydi şu 3 gündür? Neydi? Bizde geri vites yok. Aa, abi. Gerekirse ileriden U döneriz. Geri vites, yok. Şimdi var ama. Şimdi o yüzden şimdi geri vitesimiz var. Gittik tamirciye. Ben dedim hani ben aklımda artık hesaplıyorum. 2000-2500 çünkü hop şanzımanı açıp içine bakması bile 1000 lira zaten. Dedik karavan bir ay yetecek belli. Yani 2000 lira falan 2,5 gider hatta belki 3 gider diye düşünüyordum. Adam altına indi orada tık tık yaptı şu an çalışıyor. Yani orada şeymiş onun teli varmış, vites teli varmış. Vites teli yerinden hafif çıkmış o yüzden geri vitese girmiyormuş. Şimdi onu taktı. Birkaç gün sonra götüreceğim teli değişti. Birkaç gün sonra götüreceğim teli değiştireceğiz parça olmadığı için bunu yaptık. Şimdi biz işimize devam edelim bunu yapacağız. Sonra karkasımızı, kontra plağımızı, kavak kontra alacağız. Lambirimizi, zemin için kavak kontramızı alacağız. Artık bir yemek yeriz herhalde. Bir pazara mazara çıkarız. Bugün buranın pazarı. Sonra 6-6.30 gibi malzememiz üretilince oraya gireceğiz. Tabii böyle şey, böyle durumlarda fabrika gibi yerlere yakın olmak çok çok iyi. Yani malzeme yetmedi, üretecekler. Gidip onu alacağız. Şimdi bunu yapıştıracağız. Bunu yapıştıralım. Alta malzemeyi de muhtemelen aldığımız malzeme fazla olacak. Yani zeminden sonra elimize kalacak. Onlarla da su borularını falan dolaştırmayı düşünüyorum. Yani malum biz yaza kadar yapacağız bunu ama önümüze kış belki ihtiyacımız olabilir. Şimdi ben bunu ölçtüm ama bunu biraz uzun ölçmüşüm. Onun için yapıştırıp sonra yapıştıracağım önce sonra keseceğim. Ki burada bir yardımcı ihtiyacım olabilir. Biliyorum. Çekemeyecek böyle. Ne yapıyorsunuz beyler? Bakıyorum yoğun mesaidesiniz baba. Evet, şimdi grafiti yapacağım. Evet. Araba çalınırsa falan. Arabanın bizim olduğu belli olsun diye şuralara adımı yazacağım. Hadi bakalım. Senin adını kalbime, kendi adımı arabaya yazacağım. Vay kral. Kral. Şimdi, evet orada Priki arabanın gerçek sahibi duruyor. Sağ olsun Doblo'yu sattı onun sayesinde bu arabayı alabildik. Doblo cenişte gibi oturuyor gerçekten. Evet şimdi. Bir an önce yalıtım malzememizin bittiğinden bahsetmiştik. Geriye kalan parçamız şu. Bu kadar kaldı. Tavanı bitirdik ama zemin için yetmez. Elimize artacak. Alacağımız kısmı parça elimize artacak. Bu ve şu camı körelteceğiz. Şu camı küçültelim mi küçültmeyelim mi diye çok emin olamadık. O yüzden ona şu anlık bir şey yapmayacağız. Yalıtım malzemesini yaparken düşüneceğiz.
bu ve bunu körelteceğiz. Elimize siyah sprey boyayla boyayacağız. Ama camlar filmli olduğu için oldu ki herhangi vazgeçtik diyelim. Tekrar burada cam istedik, cam açmak istedik. Bu kısmı keseceğiz. Camlar filmli olduğu için filmin üzerine boyuyoruz. Filmi çıkardığımızda muhtemelen cam eksiğimiz kalmayacak. Sen ne yapıyorsun orada? Çok mu işin var? Çok mu meşgulsün? He? Sen çok küçük değil misin anneciğim? He? Bir tanecik yaşın var daha senin. Başka da yok ki. Çok erken, çok erken. Adam iş yapacak, çalışacak. Evet babası ya gerçekten. Çok biz alışveriş yapmışız. Geçen hafta 900 TL olan yalıtım malzemesine bu hafta 1200 ama bir de veririz dediler. Gelin dediler. Biz dedik olmaz dedik. Geçen hafta biz zaten tamını alacaktık. Ama yeter dediniz. O yüzden biz bir tane almıştık diye biraz çirkinleşmiş olabiliriz. O yüzden baktı adam ille biz diretiyoruz. Pazarlık da uzayacak, evine gidecekmiş artık. Akşam oldu. O yüzden yine geçen haftaki fiyattan 9 TL'den aldık. O yüzden mutluyuz. Sanayiye gittik, mobilya malzemelerimizi de aldık. O yüzden bugün çoğu ağır yüklü tutacak malzemeleri aldığımız için biraz içimiz rahat. Benim şimdi şöyle şöyle çevireyim de mutlu yüzümü göstereyim. Şimdi tabii ki Sibel mutlu olabilir ama ben oğlum seni satarım bakkala. Seni bakkala satarım çocuk. Şimdi tabii Sibel mutlu olabilir, içi rahat olabilir ama ben çok mutlu değilim, içim rahat değil. Şimdi şöyle, biz geçen hafta mobilya malzemelerin fiyatını sorduk. Aşağı yukarı o zaman 4000 liraya falan geliyordu. Şu an sorduğumuzda mobilya malzemeleri 4700'e geldi. Yani evet, perşembe günü zam gelmiş. Tabii zam elimize ulaştı ama yapacak bir şey yok, yolda kaldık. Yani almayacaktık. Pahalıya almayacaktık ama muhtemelen önümüzdeki hafta biraz daha zam gelebilir, pahalanır diye aldık. Arabanın içine koyduk. Onu sanayiye koyduk. Şimdi burada yalıtım malzememiz ve yalıtım malzememizi aldık. Geri gideceğiz. Eskiden hafta sonlarını çok severdim de. Hani okul iş bitiyor biraz. Tatile gidiyorsun iki gün. Artık hafta sonlarını sevmemeye başladım. Ben de cumartesi pazar fobisi oluşacak. Pazartesi geçti. Çünkü cumartesi pazar günleri artık masrafa giriyorum. Ama alma kısmını tamamladık ya. Çok bir şey kalmadı artık. Yani yüklü olacak yüklü olup da alacak olduklarımızın çoğunu aldık. Şu an bizi en çok depolar, kirli su deposu, temiz su deposu ve aküler korkutuyor. Onun dışında yüklü tutacak incik cinciklar var ama onlar da biraz külfetli. Bir araya geldiğinde onlar da tutuyor ama Hani bunun iyi tarafı nerede? Çoğunu hallettik. Hani senin iyi tarafını söyleyecektin. Ama şimdi zevkli artık o mobilya parçalarını birleştireceğiz, yapacağız, edeceğiz falan. Daha sonra aldığımız yalıtımı halledeceğiz, zemini kaplayacağız, zemin bitecek. Yani bu aldığımız malzemeleri kullandığımızda aslında böyle karavan gibi bir şey çıkacak artık ortaya. Yerlerine koyduğumuzda. İşte, yorgunluklarımıza değecek. Tabii karavan gibi bir şey çıkıyor ama benim cebimden de bir çıkıyor bir şeyler. Evet, zahmet olmadan rahmet olmuyor maalesef. Mutlaka bir karşılığı olacak. Keşke zahmet olmadan rahmet olsa da. Cümleyi bitirme. Hadi biz gidelim evimize. Biraz dinleyelim. Evet, o zaman videoyu biz ikinci defa kapatalım. Evet. Yani geçen demin kapatmıştık ama. Yorulduk biraz. Bir daha kapatalım. Şimdi eve gideceğiz. O yalıtımın kalan yerlerini yalıtımını yapacağız. Çünkü muhtemelen yarın elimizden geldiği kadarıyla zemini ve kenarları yapmaya çalışacağız. Hatta lambilleri yapmaya çalışacağız. Evet, bu videoluk bizden bu kadar. Şöyle arkada da gördüğünüz gibi yalıtım malzememiz var. Arabamız küçük olduğu için attık arkaya. Evet, cümleten iyi akşamlar diyoruz. Burada akşam ama belki sabah izliyorsunuz. İyi akşamlar. Sen de günaydın de. Günaydın. Ben de iyi öğlenler diyeyim. Oğlum sen de afiyet olsun de işi bitirelim. Evet, o da afiyet olsun diyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalın. Adios. Çaça. Paça.
Kelle paça, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.